Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala bu sayfada bu şeyde işte iyi sözle kötü sözü karşılaştırdı. Önce iyi sözü söyledi. İyi söz işte la ilahe illallah. Kulun işte Allah'a tevhid etme. La Allah'tan başka ilah yok diye Allah'ı tesbih etmesini anlattı. Şimdi kötü söz insanın işte diyelim inançsızlığı, efendim küfür etmesi gibi kötü sözler ise onu anlatıyor. Şimdi Allah Teala dedi ki tütti verir o ağaç ükle mevnü kullahini bizin Rabbi. Yani o efendim iyi sözün sevabı ne dedi? Dalları yerde, işte kökü yerde, dalları semada olan bir ağaç gibidir. İşte bu ağaç devamlı verir efendim sevabını, karşılığını, meyvesini verir diyelim. Ve yedrubullahu emsal, Allah Teala misal verir. Kim linnâs insanlar için? Leallehum yetezekkûn. İnsanlar böyle misaller de ibret alsınlar da iyilik yaparsanız karşılığında iyilik görürsünüz. Dünyada da ahirette de kötülük yaparsınız, kötülük yapıp görürsünüz, karşılığında ceza görürsünüz diye Allah Teala insanlar böyle fikretsinler diye uyarıyorlar. Evet. Şimdi geldik kötü söze. Mesel kelimeti habisetin. Kötü bir söz. Efendim nedir? Keşeceratın habisetin. Kötü bir ağaç gibidir. Öyle ki üç düsset min fevkul arzı. Yani sanki yerinden koku sökülmüş. Sanki efendim kökler yerde mi değil mi durmayan. Buna diyorlar ki işte Ebu Cehil karpuzu varmış hocam işte Arabistan'da yetişen. Böyle rüzgar estiği zaman kokunu götürmüş yani. O kadar ki şöyle sanki toprağın üstünde var mı yok mu? Ve meyvesi de çok acı olurmuş yani. Acı. Efendim bir meyvemiş. Ma leha min garen. Sanki orada tutacak bir yer yok yani. Kötü söz diyor. Yani kötü söz ne peki? Ahlak dışı konuşmalar. Yani insana yakışmayan sözler. Gerçek dışı olan her şey, her türlü çirkinlik ve inançsızlık ise Allah Teala tarafından kötü söz olarak belirtilmiş. Evet. Yusebbitullah, Allah sabit kılar. Neyi? Ellezine aminu, iman edenleri. Neyle? Bil kavli sabit, sabit sözle. Yani onların o la ilahe illallah demesi sadece Allah Teala onları sabit kılar. İmanlarında sabit kılar. Onlara iyilikler, güzellikler verir. Fil hayatı dünya, dünya hayatında ve fil ahirette de efendim dünyada Allah Teala onlara güzellikler verir. Evet. Ve yuzullullah Allah Teala artırır şey efendim yuzullu sanat efendim yuzullu ve yuzullu şaşırdır Allah Allah ezalim zalimleri ve yefallullah Allah bir yapar maiz dilediğini yapar yani onlara da müminlere de efendim ya kafirlere de Allah Teala dilediğini yapar yani onlara sapıklığı nasip eder öbürlerine de hidayet nasip eder böylece güzel şeyleri yaparlar demiş. Evet. Elem tera yine sen görmedin kim ilellezine o kimseler ki bettelu nimetin Allah'ın nimetlerini değiştiriyorlar. Allah verdiği nimetleri helala haram diyorlar. Harama helal diyorlar. Böylece kendi kafalarına göre kanun çıkarıyorlar. Evet. Öyle daha kefe küfran ve kafir inkar ederek yani Allah'ın nimetlerini inkar ederek işte ne yapıyor? Kendinden biliyor bir nimetin olmasını. Daha ve ahallu helal sayılır kavmehum özür. Kavmine darar ver özür. Ve ahallu bu da kondurmak değil mi? Kondurmak. Böylece arkasından giden insanları da konduruyorlar, getiriyorlar. Kavmine darar ver helak kurtlarına. Yani onları cehenneme doğru götürüyorlar. Kendileri gittikleri gibi kavimlerinde efendim arkasından giden kimseler de cehennem yollarına götürüyorlar diyor. Diyor ki Allah'ın insan üzerindeki en büyük nimeti onlara peygamber göndermiştir. Allah Teala peygamber gönderiyor onlara ne yapıyor? Uyarıyor. Evet. Göndermiştir. Peygamber'e inanmamak bu nimetin ankörlüğe gitmektir diyor. Mesela bir insan da peygamberi ne yapıyor? O nimeti inkar etmiş oluyor. Evet. İbn Abbas ayette sözü edilen nankörler Resul-i Ekrem'in kendileri için büyük bir nimet olduğunu anlamayan Mekkeli kafirler olduğunu belirtmiştir. Yani bak burada hani onlar o nimeti inkar ediyor, nankörle gidiyorlar diyor. Burada diyor Mekkeli kafirleri adliyen şey etmiştir. Evet. Evet. Ve cealu kıldırar lillah Allah için endaden ortaklar kıldırar. Niçin kıldırar bunu? Liyuzullu ansebili Allah'a yön. Öyle ha özür. Cehenneme işte darül bevar nedir? Ondan bedel cehennem cehennemdir. Yani helak yurdu. Cehennem cehennemdir. Yaslavneha oraya girirler ve bisel karar. O ne kası işte girilecek, karar kılınacak veya da kalınacak ne kötü bir yerdir diye Allah Teala bize bildiriyor. Evet. Ve cealü lillahi endaden. Allah için denkler kurdular. Yani Allah'a denk tuttular. Putları efendim tağutları Allah'a denk tuttular. Niçin bunu yaptılar? Liyuzullu ansebili. Allah yoluna sapıtmak için insanları böylece efendim denkler tuttular. Kul de ki temettehu
metalını yani dünyada geçici olan metalını faydalanın. Fe inne masirakum muhakkak sizin varacağınız yer ilenler ateştir. Yani böyle yapanlar kimseler ateşe olur. Yani cehenneme gireceklerdir. Kul de ki li ibadiyellezin amin. İman eden kullarıma da şöyle de. Tabi bu da peygamberimize buyuruyor Allah Teala. Yukimus salatan. Namazlarını kılsınlar. Da ve yunfiku mimma razaknahum. Onlara verdiğimiz rızıklardan da infak etsinler. Nasıl? Sırran ve alentin. Gizli ve açık. İşte diyor ki efendim gizli vermekse zekat nedir? Sadakaları gizli vermek. Zekatı da açık vermek. İnsanları teşvik etmek amacıyla. Zekat hani farz ibadet olduğu için bunda diyor riya olmaz. Dolayısıyla onu açık vermelerinde fayda vardır. Min kabl önce neden önce? En ye'tiye yevmin bir gün gelmeden önce. Hangi gün? La yenfe'u fihi. Onda hiçbir fayda yoktur. Yani daha ve la hilalin. Hiçbir dostluğun, hiçbir menfaatin sayda sağlamayacağı o gün gelmeden önce namazlarına kılsınlar. Allah'ın verdiği rızıklardan da gizli açık işte fakire, fukaraya yardım etsin diye onlara uyar, onlara söyle diyor. Evet. Allahu Allah ellezi valla ki halakas semavati ve razı. Hep böyle Allah Teala diyor. Yani Allah Teala bunları söylemek de Allah yeri göğü yarattı. Allah'ın size ihtiyacı yok. Hep böyle yani sizin ihtiyacınız, siz Allah'a ihtiyacı muhtaçsınız. Yoksa Allah'ın sizin ibadet etmenize, etmemenize ibadet şey ihtiyacı yok. Çünkü Allah Teala'nın yanındaki melekler devamlı ona 7/24 ibadet ediyorlar. Evet. Ve enzele indirin mine sema semadan ma en bir su. Ve sizin için bak bir su indirdi. Yağmur. Yağmur yağdırdı. Fe ahirece çıkardı bihi onunla. Mine semerat rızkan lekum. Size rızık olsun diye bütün meyveleri, sebzeleri çıkardı. Sadece işte efendim ne yapıyorsunuz? Allah Teala icabını suluyor. Belki arada sırada bir su suluyorsunuz bak. Onunla ne yapıyorsunuz? Ömer hazır meyveleri yiyorsunuz. Evet. Efendim. Ve sahara lekumul fülke. Gemileri de sizin emrinize verdi. Denizde akıp gitmesi için. Li tecriye fil bahri bi emrihi. Onun emriyle, Allah'ın emriyle denizde akıp gitmeleri için, hareket etmeleri için o gemileri sizin emrinize verdi. Ve sahara lekumul enhara. Nehirleri de sizin emrinize verdi. Mesela nehirler akıyor, çevirip suluyorsunuz. Efendim, bunda sizin bir dahiliniz var mı? Yok. Evet, bunlar hep Allah'ın nimetleridir diyor. Evet. Ve sahara lekum şemse vel kamer. Bak Allah Teala ne yaptı? Güneşi, ayı da sizin emrinize verdi. Biz şimdi bunu anlamıyoruz. Güneş dünyayı ısıtıyor. Güneş dünyayı aydınlatıyor. Efendim işte bir tefsirde hocam diyor ki hocam güneşin bir günde dünyaya verdiği ısıyı bütün denizler petrol olsa da yaksan o ısıyı sağlayamam diyor. Bütün denizler petrol düşünmüyor. Ama Allah Teala bize bunu lütfetmiş ve bedava vermiş. Evet tabi bilin. Vel kamer ayı. Ayı da sizin emrinize verdi. Gece ayda aydınlatıyor. Efendim insanlar ayın işte hareketlerine göre işte yollarını buluyorlar. Ayı günü mesela aylar şey diyor. Şimdi şu anda her şey modernleşti ama önceden insanlar ayın durumuna göre ayın kaç olduğunu bilirlermiş yani. Evet. Daibeyn. Daibeyn ne demek? Birbirini takip eden. Yani güneş gidiyor, ay geliyor, ay gidiyor, güneş geliyor. Böylece size Allah Teala bunları sizin emrinize müsahhar kıldı diyor. Evet. Ve sahara lekum leyle ve nehar. Geceye gündüzü de sizin emrinize verdi. Gece gidiyor, gündüz geliyor. Evet. Eğer gece olmasa nasıl yaparsın? Hani ayet-i kerimede var ya. Devamlı gece olsa ne yapacaksın? Evet. Gündüz olsa gibi. Allah Teala bunların hepsi lütfudur. Yani Allah Teala ne diyor? Bunlardan faydalanıyor mu? O zaman şükredin. Bunu yapana da ibadet edin diyor. Evet. Sadakallahu'l-azim. Evet.